Derince Belediyesi sunar. Suyla hayat bulan ilçe. Derince belgeseli. Derince'nin taşından, toprağından, ona hayat veren şifalı sularından ve bu toprakların vatan olması için verilen mücadeleden bahsettik. Şimdi biraz da muhtarlıktan belediye olmasına kadar geçen sürede Derince bölgesindeki değişikliklere göz atalım. Derince, 1952 yılında bağımsız muhtarlık olur. Derince'nin ilk muhtarı Ahmet Usta'dır. Körfez kıyısında sanayinin kurulmasıyla gelişen ve nüfusu hızla artan Derince, 27 Mayıs 1960'da 4 mahalleye ayrılır. 1994 yılında belediye olan Derince'nin seçilmiş ilk belediye başkanı Nihat Ergün'dür. 3 Kasım 1999 tarihinde yıllardır özlemle beklediği ilçe statüsüne kavuşan Derince'nin ilk kaymakamı ise Mahmut Kılıçdoğan'dır. Derince ilçe olduktan sonra sınırları kuzeye doğru genişler. Dumlupınar, Deniz, Çenedağ, Sırrıpaşa, Çınarlı, Yenikent, Mersincik, Yavuz Sultan, İbn Sina, Fatih mahallelerinin yanı sıra Karagöllü, Terziler, Çavuşlu, Tahtalı, Toylar, Geredeli ve Kaşıkçı muhtarlıkları da Derince'ye bağlanmış ve ilçenin mahalle sayısı 17'ye yükselmiştir. Büyükşehir Belediyesi yasasıyla mahalle olan Derince köylerinin tarihi geçmişi Selçuklulara kadar gitmekte, Türkçe'de bey anlamına gelen Manap'tan adını alan ve vatan toprağına bağlılıklarıyla tanınan Manav köyleri, Derince'nin kadim ve derin tarihinde çok önemli yere sahiptir. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'le Derince'ye bağlı tarihi Taşköprü bölgesindeyiz. Bir zamanlar Gebze'ye bağlı nahiye merkezi olan adını 2000 yıllık tarihi Kemertaş Köprü'den alan bu bölge, bereketli topraklarıyla bölge insanına yeni bir umut olmuş. Taşköprü'nün önemli köyleri Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toyları kapsayan proje çerçevesinde Başkan Aygün önemli çalışmalar yaparak bölgeyi bir marka haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Derince Belediyesi tarafından inşa edilen ve diğer belediyeler için örnek bir proje olan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesislerinin tarım, ziraat ve hayvancılığı teşvik ederek bölgeyi cazibe merkezi haline getirmesi hedefleniyor. Taşköprü Kalkınma Tesisleri bünyesinde barındırdığı süt pastörizasyon tesisi, aspir yağ işleme ve değerlendirme tesisi ve mısır kurutma tesisiyle adeta orta ölçekli bir fabrika gibi. Bölgede tarıma ve istihdama önemli katkı sağlayacak olan projeyle birlikte mısır ekimi gerçekleştiren çiftçilere de destek sağlanacak. Bunun yanında Derince Belediyesi tarafından bölgede kurulan tesislerde üretilecek olan Taşköprü aspir yağ ve Taşköprü süt, tarihi Taşköprü adını kalite ve güvenle yaşatacak. Belediye tarafından yürütülen Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ile ilgili Başkan Zeki Aygün'den bilgiler alıyoruz. Derince ilçemizin 7 tane köyü var. Bu 7 köy içerisinde en merkezi köy olan İshakçılar köyümüz. Yani eski adıyla Taşköprü bölgenin adı. Dolayısıyla bölgedeki insanlarımızın talepleri üzerine bu tesisleri kurmak ihtiyacını hissettik. Çünkü buradaki gençlerimiz hep iş için şehre iniyorlardı. Tarlalarını, bahçelerini hiç göz ardı ediyorlardı. Dolayısıyla buradaki üretilen ürünleri biz tespit ederek onlar üzerine bir çalışma yaptık. Bu da nedir? İşte 30 ton çiğ süt üretiliyor. Bunun 5 tonunu biz pastörize etmek için bir tesis oluşturduk. Bir de tarım alı yapılıyor ve Türkiye'nin de sıvı yağ açığı var. O sıvı yağ açığını da kapatmak için daha önce çalıştığımız bir aspir yağ projemiz vardı. Bunu da burada gerçekleştirmek için harekete geçtik. Onu da ilave ettik. Günlük 300 kilo kapasiteli bir tesis. Bir de mısır kurutma dediğimiz tesisi yapıyoruz. O da şu, bu bölgede 5000 ton mısır üretiliyor. Kurutmak için bunu Adapazarı'na, diğer illere gönderiyorlar.
Tabii bu bir nakliye maliyeti gidiyordu. Bir de vatandaşın tabii bunu yapacak zaman zaman gücü de olmuyordu. Hem bu sıkıntılardan kurtarmak hem de bölgenin tarımını desteklemek ve buradaki çalışan çocuklarımızın topraklarını terk etmemek ve burada sigortalı çalışmasını sağlayacak şekilde bu tesisleri burada yapmayı planladık. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'le doğa turizminde marka olacak Tahtalı Göleti Su Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeyiz. Manzarasıyla büyüleyen bu gölet adını tarihi Tahtalı Köyü'nden alıyor. Başkan Zeki Aygün'le Tahtalı Göleti çevresinde belediye tarafından yapılan tesisleri geziyoruz. Bölgede turizm potansiyelini ortaya çıkartırken ekonomiye de katkı sunacak olan Tahtalı Göleti Doğa Park projesi için inşaatlar tamamlanmak üzere. Tahtalı Göleti'nde rekreasyon alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, karavan kampı ve sosyal tesisleri bulunmakta olup, İstanbul ve çevre illerimizde yaşayanlar, şehrin kalabalığından uzaklaşarak, günübirlik de olsa dinlenme ve zihin dinginliğine erişebilecek bir yer olarak dikkat çeker. Bunun yanında 100 araçlık karavan kamp alanı imkanı da bulunmaktadır. Göl gezintileri, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, otantik köy kahvaltı ve yemeklerini de tatma, köy hayatını kısa da olsa yaşama imkanı da sunmaktadır. Bu yenilikçi projeyle ilgili Başkan Aygün'e kulak veriyoruz. Sayın Başkanım, su ne ifade eder, burası neresi? Evet, burası Tahtalı Göleti, sulama göleti olduğu için etrafında birçok yapılaşmalar var ve şu anda da 22 dönüm çamlı olan bir yerde. Ben buraya ilk geldiğimde 2019'da bunun altının çalılık içerisinde olduğunu, insanların müsait olduğu yerlerde piknik yaptığını gördüm. Ben geldiğimde hemen gelir gelmez o sene sahanın içerisini düzelttik, çalıları temizledik, ağaçları budadık. İçine barbeküleri koyduk, insanlara piknik yapabileceği şekilde düzelttik, çimlendirdik ve girişe de çok güzel bir bina koyduk. Hem köy ürünlerinin satış yapılacağı bir mekan hem de insanların ihtiyacı olan mescit, hem bayan ve erkek hem de tuvalet bayan ve erkek olarak inşa ettik ve şu anda ücretsiz bir şekilde kullanıyorlar. Muhtarımıza, Tahtalı muhtarımıza burayı emanet ettik. O da bir şekilde burayı yönlendiriyor, bakıyor, ediyor. Biz de zaman zaman gelip kontrol ediyoruz. De şu anda 24 kişi misafirhanemiz var. Onun yemekhanesi var. Ondan sonra hemen suyun kenarında bir lokantamız var. Onun yanında hemen su sporlarını yapacak bir merkezimiz olacak. Yani su kayağı yapabilecek. Tabii bunu profesyonel bir ellere teslim edeceğiz. Bir de hani bir gezi kayığı veya gezi gemi, ufak bir gemi yapıp onunla da gölet içerisinde tur yapmak için bir sistem düşünüyoruz. Tahtalı Göleti sosyal donatı alanları İstanbul Avcılar'dan 70 dakika, Anadolu yakasından 30 dakikalık mesafede olup, İshakçılar Köyü Tahtalı Göleti günübirlik etkinlikler yanında 24 kişilik konaklama tesisleriyle iyi bir hafta sonu dinlenmesine de imkan vermektedir. Tüm bu yatırımlar kırsal kalkınmada model oluşturacak ve yerinde istihdam sağlayacaktır. Zeki Aygün, Derince Belediye Başkanı. Derince Belediyesi sundu.